İstanbul'a gelmek kimin fikriydi? İstanbul'a gelmek ya benim fikrimdi ama hani bana İstanbul'u sevdiren ablam oldu. Öyle söyleyeyim. İşte küçüklüğümden beri hep sen İstanbul'da okuyacaksın, şöyle olacak, böyle olacak falan işte. Ya da böyle 9. sınıfta tur düzenledi İstanbul'a. Ablan İstanbul'da mı okudu? Bayağı gezdik falan. Ha? Ablan İstanbul'da mı okudu? Hayır. Ama o da çok İstanbul'u bayağı seviyor. Bayağı sevgisini aşılamış sana. Aynen yani. Çok seviyordu. Öyle. Bana da sevdi. İstanbul tehlikeli bir şehir ama hani yani babam da İstanbul'u çok seviyor. Bu gerçek yani. O yüzden dedi kızım İstanbul'da okusun. Kızım İstanbul'da okusun demedi. İstanbul nereden çıktı falan dedi. Hatta hani puanım düşük geldi beklediğimizden. İşte seni Almanya'ya gönderelim. İşte orada okul. Türklerden daha güvenilir zaten falan dedi. Bayağı Almanya'ya gidiyorduk yani. Ankara'da üniversite yok mu? Sonra işte Almanya'ya annem gitmemi istemedi. Çünkü yani çok kötü yani hani. Ne var canım gayet. Şey yani onlardan tamamen kopacağımı falan düşündüler. Almanya'ya gidince. Şimdi ne oldu, kopmadı mı? En azından hani daha kolay ulaşım. Bir de euro falan arttı yani. Hani iyi ki gitmemişim. İmkansızlaştı evet biraz. Aynen. İşte annem hiç istemedi. Ablamlar da istemedi Almanya'ya gitmemi. Öyle ilk de gitmemişim. İstanbul'da çok mutluyum gerçekten. Ankara'yı sevmiyordum zaten. Niye sevmiyorsun ya? Optum AVM, bilmem ne, Kızılay'da. İşte aynen bir Ankamol'a gidiyorum. Bir Kızılay'da iniyorum. Kızlardan koşarak Tunalı'ya falan gidiyorum. İşte o AVM, bu AVM falan geziyorduk. Hepsini gezdim AVM'leri. Bir de şey Ankara'da kalsaydım eğer Başkent Üniversitesi'nde okuyacaktım diyetisyenlik. Ben zaten şey İngilizce bölümü okumak istiyordum. Hani o yüzden ya Yeditepe olacak yine ya da Bahçeşehir okuyacaktım. Hangisini üste yazdın? Bahçeşehir üste yazdın. Hayır. Hayır mı? İlk başta Acıbadem'i yazdım. Sonra Yeditepe yazdım. Sonra hepsi Bahçeşehir'de. Ama tutmayacağını bilerek yazdım yani. Hani tutmasın diye yazdım. Babama dedim ki işte Ankara'da kalırsam eğer başkentte okuyacağım. Aynı bölüm. Ve gideceğim Türkçe okuyacağım. İleride işte yok işte yurt dışında yüksek lisans yapmaya çalışsam hep bu benim Türkçe okumam benim için bir engel dedim önüme. Martılar seviyor seni. Aynen seviyorlar. İşte engel dedim yani bunlar hep sıkıntı. En azından dedim okumuşken İngilizce okuyayım. Hı. Bu da dedim Bahçeşehir'de var dedim. Bir de Yeditepe'de var dedim. Ondan sonra babam da böyle Google Earth'ten baktı, açtı. Üniversitenin yerlerine tek tek baktı. Bahçeşehir'i seçti. Ya beni tanıyor yani. Hani gezmeyi sevdiğimi falan biliyor. O yüzden de hani sen de şey adam gibi bir yerde oku, Beşiktaş olsun okuduğun yer. Yurdu da oradan şey yaparız, hallederiz. Burada mı kaldın? Yurtta mı kaldın? Burada hemen. İlk başta yurtta kaldım. Sonra ablam buraya taşındı. Ha işte İstanbul'u neden bu kadar istedim vesaire dersek İstanbul'u çok seviyordum falan. Ama hani tabii ki bütün arkadaşlarım bana şey diyor, İstanbul'da ne yapacaksın hani tamam biz oraya gezerken güzel hani gezmeye git ama yaşamaya gitme diyorlardı. Niye tehlikeli diye mi yoksa seni sevdiğin için? Tehlikeli. Hayır ya ne sevmesi ya kimse kalmadı. işte tehlikeli falan diye diyorlardı. Ben ki hayır yani hani sonuçta benim gezdiğim alan yine hani Kadıköy, Beşiktaş. Burada bir tehlike yok yani. Allah'ım ya şu ana kadar görmedim inşallah da görmem de. Hani gerçekten görmedim yani. Hani iyi yerinde gezersek iyi yani. Mesela Ankara'da da gidiyoruz Kızılay'da geziyoruz. Kızılay da tehlikeli. Ama Tunalı değil hani. Tunalı da full olduğumu düşün. Gibi bence. Hani benim hayalim İstanbul'da yaşamak. Hani ya üniversitede ya da üniversiteden sonra ben illaki İstanbul'da yaşamayı deneyeceğim yani hani. Ama bu deneme süreci de hani mesela üniversiteden mezun olduktan sonra eğer İstanbul'a gelsem bilmediğim bir şehir, bilmediğim bir çevre, nerede ne yapacağım, hani hiç nasıl hareket edeceğim onu bile bilmiyorum yani. Yani o yüzden ben dedim ki en azından üniversitede gideyim. Hani bir deneyeyim. En azından belli bir süre 4 sene ise 4 sene, 4 sene sonra bitecek sonuçta. İstersen beğenmezsem dönerim. Ama diğer türlü mezun olduktan sonra gelmek gerçekten büyük bir kargaşa bence. Ve kafa karışıklığı yani. Çoş değil. Sonra dönsen dönemezsin, işini burada kurmuşsun. Bunlar hep sıkıntı dedim.
ve böyle gelişiyor. Yani özgüven de çok gelişiyor. Ya mesela yani bilmediğin bir şehire gidiyorsun, sıfırsın, sıfır arkadaşların da yok yani hani. Çünkü Ankara'dan buraya gelen gerçekten çok az oluyor. Ama yeni arkadaş edineceğin garanti yani sonuçta. Ya yeni arkadaş edineceksin ama hani güvenin hiçbir şey yok. Yani arkandan doğru, hiçbir şey yok, sıfırdan başlıyorsun. Yurtta kalıyorsun, yanındaki kızın ne çıkacağı belli değil. Yani ama hani sonuçta hani böyle kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrendim. Hani kimlere nasıl güvenilir, insanları tanımayı mesela öğrendim bence. Hani en azından tipine bakarak bile artık insanları yargılayabiliyorum. Bence güzel bir şey yani. En azından doğruluk oranım arttı da. Evet. Yani yoksa kesin kanı tabii ki de koymazsın da. Ha yani kesin değil de ama yok yani... kesin olur abi. Yani evet, ön yargılar hayatımızı kolaylaşıyor. Bu bazen kaçırılmaz. Evet. Tabii ki. Ama yanlış bir davranış. Değil mi? Değil mi ya? Bu be. Ya İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Yaşasın. Ya mesela geldim, ya o kadar mutluyum ki böyle bir liste falan çıkarttım. Gezecek yerler. Şuraya gez, buraya gez. Zaten hazırlıktayım, bomboş. Çok güzel yani. Hani hazırlık için de güzel. Hani mesela... Ya istediğiniz zaman en azından turist bulabiliyorsunuz dışarıda yani. Mesela ben bir adamı iskeleye bırakmıştım. Oha. Çok yakışıklıydı ama bir dakika, bunu ikisi söylemek istiyorum. Ama gerçekten sonra Instagram'a falan ekledik yani. Kaç yaşındaydı abi? Evlendi galiba şu an. Ama genç, 23 müydü öyle bir şey demişti yani. Genç. Oha. Evlendi. Ben de anlamadım. İlk geldik, dedik ki hangi yurtları, hadi yurtları gezelim falan. Zaten ben birkaç tane yurt ismini çıkartmıştım. Bir okulun önerdiği yurt var, Republika. Ona gittik. İşte Republika'da oksijensiz olduğu için odalar, orayı tercih etmedim yani. Pencereyi açtığında böyle apartman boşluğuna falan bakıyorsun. Ya da böyle, ya da iç kısmına falan bakıyorsun. Zaten diğer denize falan bakan odalar uç odalar. Yani onu normal insanlar kalmıyor orada yani. O yüzden Republika'yı tercih etmedim. Ama Republika'nın tabii ki ortamı çok güzel. Arkadaş edinmek için bence çok güzel bir ortamı var. İşte kız erkek karışık. Yemekhanesi falan. Ha, yemeği falan içinde olması en azından güzel o açıdan. Ama açısından güzel değil. Okula uzaklığı da iyi değil bence. Çünkü bayağı yürüyorsun yokuş bir yerde. Ve tek yön yani o gidiş şeyi. Sonra işte burada... Çarşında yani neydi? Beşiktaş Çarşı'da Akaretler Kız Yurdu. Yani Liberty diye de geçiyor. Orayı baktık ve çok güzeldi ya. Yurdu ben çok beğenmiştim. Vallahi. Sonra ne oldu? Böyle bir girdim. Böyle anlatılıyor mesela eski yurtlar, devlet yurtları ya da. Böyle ranzalar var böyle demirden. Benim mesela kuzeyim değil, yurdu öyleydi. Öyle değil ya. Kuzeyim. Hayır, bu yurt öyle değil. Ha tamam. Herkes anlattı böyle. Hani mesela kuzenim ODTÜ'de kalıyordu. KYK yurdunda kalıyor mu? Normal yurdu. Devlet yurdu. Devlet yurdu. Aynen. Devlet yurdu. Özel değil de. Özelleri de kötüydü ODTÜ'nün. Çok çirkindi. Neyse. Bildiğimiz devlet yurtlarının hani böyle şeyi vardır ya. Böyle demirden böyle pis ranzalar. Eskimiş. Böyle küçük böyle yıkılan dolaplar falan. Öyle bir şey yok burada. Bildiğin özel yurt gayet lüks hani. Odaları da böyle seçtim tek tek, böyle tren şeklinde. Yani yurtta kalmak bence çok mantıklı oluyor çünkü mesela şu an oda arkadaşım, emeğe yakın arkadaşım. Aynı bölümdeyiz zaten, senede birlikte olacağız yani. O yüzden benim için büyük bir avantaj oldu. İşte zaten Beşiktaş'ta olduğu için hani yurt çevrede de bir sürü üniversite olduğu için işte Galatasaray'dır, Yıldız Teknik'tir falan. Mimar Sinan da var aynen. İşte bir sürü hani üniversiteden de arkadaşınız oluyor. O yüzden bence çok mantıklı yani. Tatlı bir ortam oluyor böyle. Yurdumdan memnundum çünkü yeri çok güzeldi. Şeydi, temizli falan da iyiydi. Bir tek oda arkadaşım çok dağınıktı. Ben de dahil yani. Odamız böyle çöp falan götürüp o masada ders çalışamıyorduk. Çalışma odalarına falan gitmek zorunda kalıyorduk. Ama yani çok güzel. Zaten hazırlıktaydık yani çok da. Yatağın üstünde falan birbirimize kelime falan soruyorduk zaten. Çok sıkıntı olmuyordu. Sen 12'den sonra eğer yurda girersen 12'de mesaj atılıyordu. Ve hani mesela bir dakika geciksen bile o mesaj gidiyordu. Ve hani sanki böyle yurda hiç girmemişsin izlenimi yaratıyor. Abi yurtta değilsin, kalmamışsın
falan gibi. Tek o dezavantajı vardı mesela. Ama yurdun yeri zaten iyi olduğu için hani mesela konser çıkışına ayrıca ya, ne çektin bizi ya? Ne var ya? Montlarımızı falan getiriyor. Görevimiz. İşte durağa falan gidiyorduk, konsere gidiyorduk. Sonra koşarak böyle montları falan bile almadan yurda koşuyorduk. Giriş saatine yetişmek için. Ama çok eğlenceli. Hepsi bir anı oldu işte. Çok güzel oldu bence. Sonra işte Alp şu an kameramanım. İşte bizim montlarımızı falan getiriyordu. Çantalarımızı alıyordu. Baya güzeldi ya. Baya güzel günlerdi. Güzeldi ama bu sene gelecekler belki onları yaşayamazlar. Çünkü durak kapanığı yok. Bilmiyorum. Evet, durak kapanıyor. Bir güzel daha yerde dövmüşler galiba. Ha? Yine dövme olayları olmuş. Neyse, İF'e gidersiniz. İF Beşiktaş var. İF'iniz var. Yeni bir şey açılır durağın yerine. Yani. Biyon takaretler var. Boş kalmaz Biyon'un var o. Birol var. Birol çok şey yani. Ya, yaşıtlarımız yani. Ya, yapma şimdi. Ergence deme. Demez. Demem. Böyle bakıyor insanlar. İstanbul'a ilk defa gelen biri olarak bence gezecek çok fazla yer var. Özellikle gezmeyi seviyorsanız. Ya bu her anlamda gezmek olabilir. Mesela bazı arkadaşım gece dışarı çıkma, gece hayatını daha çok seviyor. Bunun için zaten bayağı olanaklar var. Ya ben mesela gündüz genellikle kültürel şeyleri daha çok seviyorum. Bunun için zaten bol bol hani kiliseden tutun camiler vesaire müzeler o kadar çok ki hala bitmedi yani. Mesela o kadar çok gezmeme rağmen hazırlık senesi de ben bunları bitiremedim. Ama çok güzel. Tepede okuyan arkadaşlarımız ya da mesela Altınbaş'ta okuyan arkadaşım var. Ya uzak Özyeğin var mesela. Onlar mesela İstanbul'u yaşamıyorlar bence. Çünkü şey yani hani zaten merkeze gelmeleri çok uzun zaman alıyor. Çünkü tamam kampüsleri çok güzel. Bizimkinden çok daha güzel kampüsler olduğuna eminim yani. Hani o çimlerde yatma vesaire, o klasik üniversite hayatı, o hayal edilen onlar da var. Onlar yaşıyor. Ama hani İstanbul'a bunun için gelmeye değer mi? Hayır yani. Bunu zaten İzmir'de de ya da Ankara'da ya da diğer hani Denizli'de, Muğla'da falan onlarda da bulabiliyorsunuz yani. Gelmeyin İstanbul'a bunun için. Düzen bozuna hiç gerek yok bence. Ya şimdi bizim kampüsümüz Beşiktaş'ta olduğu için hani yani bir çıkıyorum Beşiktaş'tayım yani çarşıdayım. Bir çıkıyorum işte Galata'ya gidiyorum, Bebek'e gidiyorum, Karşı'ya geçiyorum, Kadıköy'ü geziyorum, geliyorum. Yani her şeyi yapabiliyorum yani. Bir günün içerisinde bile birçok yeri sığdırabiliyorum aslında. O yüzden bence çok büyük bir avantaj var okulun yerinin tabii ki. Ya ben de çok güzel. Okulu çok seviyorum ben. Bak yine, bak tekrar tekrar seviyorum. Anladın mı? Anlattıkça daha çok seviyorum okulu. Sana %100 buz geliyor şu an.